Problemleri çözdükçe özgüvenin artar. Problemlerden kaçtıkça, problem ürettikçe özgüvenin düşer. Sen doğru oldukça dik durursun, özgüvenin artar. Doğruluktan ayrılırsa mahcubiyetten dolayı ezik yürürsün. Gözlerin parlaklığı gider, boynun bükük olur. Ve senin bu davranışın senin geleceğine, nesillere de bu şekilde yansır. Dolayısıyla doğru insanın işi her zaman doğru gider. Gerçek özgüveni yüksek insanlar doğru insanlardır. Doğruluktan ayrılmayan insanlardır. Bununla beraber problemin üzerine gider ve problemi çözen insanlardır. Sen gerçek özgüvene sahip olmak istiyorsan bu dediklerimi yap. Bir de sahte özgüveni yüksek olan tipler var. Devamlı böyle elinde bir şey sallıyor. Duruşuyla, filmlerde gördüğü gibi davranarak, uzun uzun bir noktaya bakarak böyle dişlerini yaparak özgüvenin artmıyor. Ya diyerek de özgüven artmıyor. O filmlerde oluyor. Onları taklit ederek Polat Alemdar'ı, Memati'yi, bunlar senin özgüveni arttırmıyor. Sen sadece rol yapıyorsun, kendini kandırıyorsun. Kendini kandırdıkça da tabii özgüvenin düşüyor. Çünkü senin bilinçaltın senin ne yaptığını biliyor, anlıyor. Dolayısıyla yalan konuştuğunu, doğruluktan ayrıldığını bilinçaltın biliyor ve sana sürekli iç ses olarak bak ben sana söylemedim mi? Yapamazsın, beceremezsin, senden bir şey olmaz. Geçmişte sana söylenen çaresizlikleri tekrarlıyor. Bir vesvese gibi. Sen o sesleri tekrar tekrar dinledikçe senin özgüvenin azalıyor. Dolayısıyla senin gerçek özgüveni kazanmak için yapman gereken tek şey var, doğru olmak. Söz verdiğini yerine getirmek. Karar verip kararların arkasında durmak. Bu senin gerçek özgüvenini arttırıyor. Bu antrenmanla alakalı ama. Bu tek başına böyle bu cümleleri şimdi sen izledin. Tamam güzel video çok güzel hocam çok güzel konuştunuz. Dedin bu yetmiyor ama. Bir antrenman gerekiyor. Hani nasıl boksör maça çıkmadan önce antrenman yapıyor ya. Devamlı çalışıyor değil mi? Bir gayret gösteriyor. İşte bu doğruluk üzerinde ilerleyebilmek için de senin antrenmana ihtiyacın var. Yani bu bir kere ya ben çok doğru adamım geçen şöyle şöyle oldu doğru söyledim ona şöyle yardımcı oldum. O bir kereyle olmuyor yani. Senin devamlı bunu yaşaman lazım. Bunu yapman gerekiyor. Kaslarının taze ve güçlü kalması için nasıl sporcu devamlı yapıyorsa sporunu sen de bu şekilde devamlı doğru olman lazım. Devamlı söz verdiğin zaman verdiğin sözlerin arkasında durman gerekiyor. Bu davranışı da alışkanlık hale getirebilmek için de belli bir sıklıkla bunu tekrarlaman gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Programlarımızda belli bir dönem alıyoruz ona ve o davranışı tekrarlattırıyoruz ona. Tekrar antrenman yapıyor ve o davranışı yeni kazandığı o davranışı alışkanlık yapana kadar o kişi de artık alışkanlık oluyor. Alışkanlık olunca ondan normal oluyor artık. Hani su içmek gibi. Şimdi düşünün bir insan sağ elini kullanıyor. Sol elini kullanabilmesi için belli bir dönem antrenman yapması lazım değil mi? Yani bununla yazabilmesi için devamlı yapması lazım. Bir kere yazarak alışkanlık kazanamıyor. Devamlı yaparsa oluyor. Dolayısıyla senin de gerçek özgüvene kazanabilmen için biraz önce dediğim gibi antrenmana ihtiyacım var. Biz yıllardan beri bunu programlarımıza katılan insanlara gösteriyoruz. Onlara tekrarlatıyoruz bu davranışları ve alışkanlık kazanıyorlar. Onlar için normalleşiyor. Bir önceki adım ama kafadaki kilitleri bulmak. Neden kişi doğruluktan ayrılıyor? Neden özgüveni düşük? Neden bunları yaşıyor? Bunları bulmak gerekiyor. Kafadaki o kilitlerden kurtulması gerekiyor kişi. Sonra içindeki aslanı, yeteneğini keşfetmesi lazım. Ve onu devreye soktuğu zaman ikisi bir arada yeni davranışları alışkanlık haline getirmesi lazım antrenmanla. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda hep yardımcı olduk. Gerçek özgüven kazanmalarına yardımcı olduk. Gerçekten korkularından kurtulmalarına yardımcı olduk. Daha başarılı, daha huzurlu, daha bereketli bir hayat yaşamalarına vesile olduk. Senin de bu konularda hızlı bir şekilde profesyonel yardıma ihtiyacın varsa, daha hızlı varmak istiyorsan, profesyonel yardım alan insanlar gibi daha hızlı hedefine ulaşmak istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.